Efendim merhabalar, sanal direktöre hoş geldiniz. Hafta boyunca sizlerden gelen oylarla haftanın öne çıkan maçlarından belirlediğimiz 11'leri sevgili Raşit Altun'la birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle sanal direktörde her hafta olduğu gibi yine bu ekranlardan önümüzdeki bir saat boyunca paylaşıyor olacağız. Raşit Altun hoş geldiniz sanal direktöre. Hoş bulduk. Evet sevgili izleyenler, tabii ki önümüzde bu hafta derbi haftası. Derbiye gelene kadar bazı maçlar var. O maçları öncelikle sizlerle konuşarak programımıza başlayalım. Göztepe geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya karşı haftanın belki de öne çıkan skorlarından birini almıştı. Galip gelmeyi başarmışlardı bu kritik haftada Kasımpaşa'ya karşı ve düşme pudasından biraz olsun yükselmeyi başardı. Göztepe rakibi ise Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetle birlikte Süper Lig'in 9. haftası sonunda ligin yeni lideri olmayı başardı. Peki Göztepe Trabzon son maçının sizlerden gelen oyların karşılığında 11'leri sizlerin istediğiniz belirlediğiniz 11'ler nasıl? Önce Göztepe ile başlayalım. Kalede bakalım nasıl bir seçim geliyor sizlerden değerli izleyenler. İrfan Can demiş Raşit Altun izleyenlerimizin büyük çoğunluğu tabii. Yani Megyeri %3 sadece. Hani bir yabancı kaleciliği. Zaten hani ülkemizde kaleci havuzumuz gerçekten çok iyi. Göztepe'nin bir de şöyle bir avantajı var. Can, geçen sezon ligde en fazla yerli oyuncu oynatan takım da, Türk oynatan. Kalecisi de yerli, önde de yerli var. Zaten İrfan Can da hani geçen sezondan beri az kalecisi hakikaten de iyi performans sergiliyor. Tabi ara sıra hatalar oluyor ama her kaleci hata yapıyor. Devam ediyoruz. Ekranlara geliyor. Atınç'tan oluşuyor. Atınç'la birlikte Aslan Agiç'ten oluşuyor. Stoper hattı Nestor El Maestro için de geçen hafta Kasımpaşa galibiyeti önemliydi. Ölüm kalım maçında kaldı. Kariyeri için. Tabii ya, deplasmanda Kasımpaşa ve direkt rakibiniz. Bu sene sevgili izleyicilerimiz biliyor ama tekrar hatırlatayım. 4 takım düşecek. Hala düşme potasında ama 8 puan yaptı. Rakibi 6 puanda kaldı Kasımpaşa. Çok çok önemli bir galibiyet aldı. Bu arada Göztepe'nin de en çok oy alan diziliminin de %32 ile 4-1-4-1 olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım sevgili izleyenler. Peki 4-1-4-1 oylamasına göre taraftarların belirlediği bekler kim? İşte ekranlara geliyor Göztepe'de. Murat %65. Taraftarların büyük çoğunluğu sağ bekte Murat'ta, sol bekte ise ligin deneyimli isimlerinden Berkan Emir'i görmek. Yani böyle, muhtemelen istiyor. De böyle çıkacak. Taraftarların belirlediği bu defans beşlisiyle sahada olacak Göztepe. 4-1-4-1 demişti taraftarlar. Peki ön libero'da kim var? Obinna. Obinna %25'te, o da ekranlara yansıyor. 4-1-4-1'in ön libero pozisyonunda Obinna'yı görmek istiyor taraftarlar. Ki bu sezon 2'de golü var Tiyan için. Tiyan için. Kritik goller ve. Kritik goller, evet. Çok kritik goller. Yine Soner'de takımın, evet. Zaman zaman ağır kalsa da usta ayaklarından birisi olduğu kesin. Ağır demeyelim mi? Formsuz olsa da, formsuz olsa da diyelim. Trabzonspor, Başakşehir. Ama zaman zaman formsuz olsa da hani kadroda, Göztepe'de kadroda olmasını beklediğimiz isimlerden biri. Bence iyi bir orta saha oyuncusu. Kasımpaşa'ya attığı golle Tiyaniç'e, evet. Hakikaten. Tiyaniç zaten. Harikaydı. Müthiş bir gol attı hakikaten. Devam ediyoruz. Baku 155'te. Sağ kanatta yer alıyor ve Ndiaye yine 156 ile. Tabii yani Göztepe'nin kaptanı Halil Akbaba'nın sakat olduğu için oynamayacağını, büyük bir ihtimalle oynamayacağını söyleyelim. O yüzden tabii, yoksa Halil Göztepe'de her zaman biz bölgesini domine eden bir iki senedir isim. Programı yapıyoruz. Cihan her zaman en yüksek oyu alan isim oluyor yani. Şeyden İrfan Can'dan sonra tabii, İrfan Can kaleci olduğu için yani ön tarafta ki 10 futbolcu arasında her zaman en yüksek oyu alan isim Halil ve hakikaten büyük bir eksiklik. Ve olmaması. Göztepe'nin forveti ekranlara geliyor sevgili izleyenler. Oylarınız sonucunda Göztepe'de %46 ile yine takımın Adis Yahovic. Yani bence Cihan özellikle kendi sahasında kesinlikle Yahovic ile oynamalı diye düşünüyorum ben. Göztepe taraftarlar da zaten bunu istiyor. Bence de doğru tercih. Hani bu takımın Halil'den sonra en büyük silahının ben atsa da yani sahada olması bile çok önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Yahut zaten ligimizin iyi santraforlarından biri. Hani bir büyük takım transferi yapamadı belki ama Türkiye'de biraz geç geldi. İlk önce Göztepe'ye gelmişti ilk. Birkaç takım gezdi. Bence yuvasına döndü. Ben kesinlikle ben olsam Yahut'u oynatırım. Taraftar da onu istiyor Göztepe'liler de.
Ve sevgili izleyenler, böyleydi Göztepe'nin 11 ekranlarınıza da yansıdı. Peki Göztepe'nin rakibi Trabzonspor ki geçtiğimiz haftaya döndüğümüzde Fenerbahçe'ye karşı alınan bir galibiyet ve sonrasında Süper Lig'in 9. hafta sonunda yeni lider olmayı başarmıştı Abdullah Avcı. Peki oylarınız bakalım Trabzonspor'da nasıl bir 11 şekillendiriyor, ekranlara geliyor. Uğurcan Çakır %98 ile tabii ki de çok doğal tabii. Çok doğal bir. Yani şunu da söyleyeyim. Trabzonspor Konyaspor'dan Hatayspor'dan sonra 7 gol yemiş. En az gol yiyen 4 takımdan biri Trabzonspor, Fenerbahçe ve çok enteresan bir şekilde Giresun'da sadece 9 gol yemiş 3 takımdan biri. Pardon, Konya'da tabii sadece 9 gol yemiş. Bu da enteresan bir ses geldi. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri Trabzonspor. En çok gol atan takımı bu arada. 19 golle. Devam ediyoruz. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalenin sahibi. Peki takımın devamında ne gibi isimler var? Bakalım şaşırtan bir isim de olacak mı? Yani Hugo ve Edgar. Hugo ve Edgar. Trabzon'da sezon başından bu yana zaten iyi bir ikili oldu. İyi bir ikili oldu. Burada ters koymuşlar. Hugo solda olacak. Sol stoper. Trabzon'da da sıkıntı tabii ki yerli oyuncu tercihi. Hoca yani sıkıntı derken hangi oyuncuyu tercih edecek? Soru bu Trabzonspor'da. Bakalım taraftarlar ne demiş. Devam ediyoruz. Yine Dorukhan Toköz %66 ile Raşit Altun sağ bekte görev alıyor. Evet. Fenerbahçe mücadelesinde de oyuna sonradan girmişti evet, yine sağ bekte. Perez'in de sakatlanmasına yoksa Perez çok yüksek oy alıyordu hep Trabzonspor'da. Normal tabii Dorukhan'ın. Tabii burada Serkan Hasan da olabilirdi belki diyeceğim ama Trabzonlular Dorukhan'ı tercih etmiş. Dorukhan da zaten Eskişehir Spor'dayken sağ bek oynuyordu. Evet. Ümit Milli Takım'da da sağ bek oynuyordu. Yani o pozisyonu oynayabilen bir oyuncu. Devam ediyoruz. Ve İsmail Köybaşı %11. Tabii orada Tronsen'in de ve %86'ya yakın. Yani Tronsen sakatlığı sakat tabii. Sakat olduğunu söyleyelim. Bu yani bilgiyi sizlerle tabii paylaşalım değerli izleyenler. Orada biraz sıkıntı var Trabzonspor'da. İsmail Köybaşı taraftarlar %11 oy verse de vermiş olsa da Tronsen'in sakatlığı sonucunda yer alıyor sol bek mevkiinde. Trabzonspor'da da yine siz sevgili futbol severlerin %41'inin 4-2-3-1 dizilimiyle takımı sahada görmek istediği bilgisini sizlerle paylaşalım ve bıraktığımız yerden Trabzonspor'un 11'ini aktarmaya devam edelim. İki ön libero Berat ve Hamşik'in dönmesi bekleniyor bu hafta Raşit Altun. Berat Hamşik ikilisi sakatlanana kadar Hamşik liginde etkili orta sakinlerinden biri haline gelmişlerdi. Ve enteresan, aslında enteresan diye çok güzel tabii. Marek Hamşik kariyerinde çok fazla maç kaçıran bir oyuncu değil. Yani sezon başına bir maç, iki maç maksimum kaçırmış. Yani mesela Serie A 38 haftada bir maç, iki maç kaçırırsın zaten. Bunun artı var, sakatlığı var. Burada hani geçtiğimiz hafta yoktu. Bu hafta kadroda olması bekleniyor. Yani sahada olması tabii. Devam ediyoruz. Normal yani Hamşik, Berat. İyi bir ikili. Yani tabii Trabzonspor'da Beşiktaş da öyle yani yabancı sınırının bence en çok zorladığı takımlar. Çünkü Siyapis mesela girdikten sonra Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergiledi. Hani muhtemelen yabancı sınırı olmasa Trabzonspor'da tek Uğurcan tek yerli oyuncuyla çıkar. Tabii. Ama şartlar bu. Kurallar bu diyelim daha doğrusu. Devam ediyoruz. Bakasetas Süper Lig'de. Önce Kayseri Spor, Trabzonspor mücadelesi sonrasında Fenerbahçe maçında ikişer gol atmayı başardı Bakasetas ve toplamda da 7 golü var. Gol krallığında bu zirvede. Sezon ve zirvede gol krallığında. Müthiş bir performans. Harika bir performans evet, ortaya yani, koyuyor. Alanyaspor da iyi oynadı. Trabzonspor'a daha iyi oynamaya devam ediyor. Yunan milli takımı da biliyorsun. Evet. Yunan milli takımı da çok etkili oynuyor. Pelkas da oynuyor. Pelkas da oynuyor. Evet. Ama hani 90. dakikada gol atarak galibiyeti mimar olmuş. Çok çok özel bir oyuncu. Hakikaten bizim ligimizde çok üst düzey orta saha oyuncuları var. Hani işte Pjanic var, Mesut Özil var, Alex Teixeira var. Var ama Bakasetas'ın etkisi tabii çok farklı. Ve devam ediyoruz. Trabzonspor'da Gervinho %37 ile hem sağ kanatta hem de %71 ile esas mevkisi olan sol kanatta yer alıyor. Abdülkadir yani Ömür yine. Ben hani bir yedekliyor hem taraftarlar %37 ile. Muhtemelen sağda Abdülkadir Ömür evet. olacak. Geçen haftada da Fenerbahçe karşısında iyi bir Abdülkadir Ömür.
izledik. Yani biraz daha en azından sağ kanatta Abdülkadir'i görebilirdik. Vaka Emeli'nde olmadığını. Vaka Emeli olmadığını. Gervinho solda, Ömür sağda olur diye tahmin ediyorduk ama Trabzonsporlar tercih etmemiş. Devam ediyoruz. Ve Trabzonspor'da Cornelius %61 almış. 61 ile yükselen bir grafiği var Cornelius'un. Hayır, %61, 61 Trabzon'un plakası ya. Geçtiğimiz hafta sanki 40-50 gibi kalmıştı. Evet, ama tabii Fenerbahçe karşısında girdikten sonraki etkili oyunu Cornelius'u ilk 11'e atmış diyelim yani. Canini de iyi bir santrafor tabii. Canini %29 aldı ve tabii ki yine forvet içinde Gervinho'nun %6 aldığını söyleyelim. Haftaya da Rize ile oynayacağını söyleyelim Trabzonspor'un kendi sahasında. Göztepe'de Alanya deplasmanına gidiyor. Zor bir deplasmana gidiyor. Vallahi çok ben çok haftanın bence bol gollü, bence en keyifli maçlarından biri de Göztepe Trabzonspor. Hava da güzel, zemin de güzel. Ben bol gollü bir keyifli maç bekliyorum. Peki. Evet değerli izleyenler, sizlerin gönderdiği oylarla birlikte sanal direktörde Göztepe Trabzonspor mücadelesini konuştuk. Sizlerden kısa bir izin isteyelim. Ara sonrasında Raşit Altun'la birlikte sanal direktörü bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sanal direktöre devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sırada konuşacağımız mücadele Demir Grubu Sivasspor adına Demirspor maçı olacak. Demir Grubu Sivasspor geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörüyle beraber Fraport Avantalya Spor'la oynadığı mücadelede sağdan 2-2'lik beraberlikte ayrılmıştı. Adana Demirspor ise yine ilgin bir başka yeni hocasına karşı Marius Şumudike'ye karşı evinde 2-0 kaybetmişti. Peki bakalım bu iki takımın mücadelesinde sizlerden gelen oylar sonucunda Demir Grubu Sivasspor kalesinde hangi isim yer alacak ekranlara geliyor sevgili izleyenler. %50 oyla Muammer yer alıyor ve yine Demir Grubu Sivasspor taraftarlarının da %30'unun 4-2-3-1 dizilimini tercih ettiğini sizlerle paylaşalım. Yalnız Muammer ile Ali Şaşal'ın oyları çok yakın tabii. Bizim. Evet, %44. Ya bu da tabii Sivasspor için iyi bir şey. Yani demek ki birbirine yakın iki kalecisi var. Değerli kaleci bir de. Stoper hattında kimler var? Caner %35'te Caner Osmanpaşa ve yine Gutas'ta iki oyuncu %35'er oy aldılar. İdeal ikilisi zaten. Burada Apinangoya'nın sakatlığı bir türlü geçmedi. Tabii evet. Geçmiş olsun tekrar. Allah şifa versin ama dönemedi. Devam ediyoruz. Sağ bek pozisyonunda tabii ki %100 oy aldı Ahmet. Gençler Birliği'nden bu yana oynadığı her takımda mevkisini domine etmeye devam ediyor. Yine sol kanatta da Uğur, o da takımın deneyimli isimlerinden biri. Zaten şu anda ideal kadrosu da bu. Evet. Sivasspor'un geri dörtlüsü ve kalecisi böyle oynuyor. Ön libero mevkisinde tercihleriniz ekranlara geliyor. Azibuke %24 ve Hakan Aslan tabii o da ligin uzun yıllardır. En iyi orta sahacılarından biri. Biraz azalmış Hakan Aslan. Onu söyleyecektim. Bence. Yani Hakan Aslan'ın da yıllardır hep bir transfer yapmasını beklerim. Yok artık. 4 sene uzattı. Evet. 3 sene daha oynayacak. Zaten 1988'li bir Sivasspor efsanesi olarak herhalde kariyerini sonlandıracak gibi görünüyor tabii. Futbol bu ne olacak belli olmaz ama şimdilik şu anda durum bu. 10 numara mevkiinde Felix 127 ile. Ya o da mesela bu patlamayı yapamadı yani. Alternatifi olmayan bir isim. Faysal Fajer'in de sakat olduğunu söyleyelim. Evet yani Faysal Fajer'in sakatlığı da tabii önemli. Önemli isimler. Felix de o patlamayı bizim ülkemizde yani Polonya, İspanyol oyuncu Polonya'dan transfer olduğunda hani ligin ya gol kralı ya da yani en etkili oyuncularından biriydi. Ama beklediğimiz hani buradaki o etkiyi gösteremedi. Bu sene daha iyi ama geçen seneye göre. Sağ kanatla devam ediyoruz. Sağ kanatta da Enrique'nin yani Brezilyalı oyun çok çok etkili. Tabii. 177 aldığını söyleyelim ve sol kanatta da yine %100 oyların tamamının en iyi alternatifi olmayan Max Gradel aldı. En kaliteli oyuncularından biri. Haftaya da santraforu kimi seçmiş? Ve Demir Grubu Sivasspor'da Kayode. Kayode de burada formaya aldı yani. Leke James var ya, Tabare var, deneyimli oyuncu ama Kayode'yi tercih ediyor. Kayede hakikaten ligin iyi... Tabare zaman zaman sonradan hoca tarafından tercih ediliyor. İyi forvetlerinden biri. Gaziantep Futbol Kulübü kariyeri de tabii Kayode'nin. Orada da iyiydi. Orada da iyiydi. Maksimli iyi bir ikili oluşturmuşlardı.
Zaten yanılmıyoruz. Hala Shakhtar Donetsk'in malı kiralık şeyde. Bakmam lazım ama haklı olma ihtimali son derece yüksek Raşit Altın. Bu gibi konularda hata yapmadığını. Yok olur mu estağfurullah da kiralık oyuncusu yani Shakhtar seçmiş, draft etmiş oyuncu. Demek ki bir seviye var yani Shakhtar Donetsk'in oyuncu seçimlerini biliyoruz yani. İşte Demir Grup Sivasspor'un haftaya da Altay deplasmanına gidecek. Oy alan 11'i. Sivasspor. Ve Adana Demirspor yine siz sevgili futbol severlerin %41'i 4-2-3-1 dizimini tercih etti Adana Demirspor'da da. İşte Adana Demirspor'un yine %55'te kalecisi Ferhat. Evet. Yine %35'te Muriç'i de taraftarlar oylamış. Yani tabii yüksek bir oran almış Muriç'te ama tabii yerli yabancı kontenjanı. Stoper ikilisi ekranlara geliyor. Adana Demirspor'da Deli ve Rasul bu iki isim ve geçtiğimiz hafta yine Malatyaspor'a karşı da yine sahadalardı. Yani geçen hafta aslında yeni Malatyaspor maçında takım olarak çok olumsuz bir performans ortaya koymadı Adana Demirspor. Ama yeni Malatyaspor öyle bir kapandı ki. Evet. Yani bilmiyorum bence Samet'i biraz... İkili açmakta zorlandı. Demirsporlar Samet'i biraz çabuk harcamışlar diye düşünüyorum ben. Stoperi. 4 maçlık seride Samet vardı. Ama demek ki yeterli görmediler. %10 oy aldı yine Samet'te. Değerli izleyenler sağ bekte peki hangi ismi göreceğiz ekranlara geliyor. Ya tabii burada Svensson, biraz %90. Da Svensson'un şansı tabii yedek yani arkasında bekleyen Tarık Can da olması. Çok ofansif bir oyuncu. Yani ofansif olarak çok güçlü ama aynı şeyi defansif özellikleri olarak söyleyemeyiz Svensson. Ve sol bekte de yine %63 ile yine ligin deneyimli isimlerinden biri Kaan var. Yani bilemiyorum ben öyle mi çıkacak göreceğiz tabii. Ben yine Samet'i tercih eder diye tahmin ediyorum. Resul'ü sola atar diyorum. Hem de bir yerli oyuncu kontenjanını yerli stoper kullanmış oluyorsun. İşte Vincenzo Montella'nın çok beğeniyorum. Ben çok başarılı buluyorum ben Montella'yı. Ben de onu söyleyecektim. Evet. Yani futbolculuğunu da biliyoruz tabii. O zaten hani kariyerinde Milan gibi en üst seviye bir takımda da hocalık yapmış bir isim. Bence hem ligimiz için hem Demirspor için şans tabii. Kila gazeteye verdiği röportaj vardı geçtiğimiz hafta. Orada da hani hem ülkede olmaktan mutlu olduğunu hatta evet. Adana Demirspor'da gol sevinçlerini sordu röportajda muhabir. Her gole inanılmaz bir reaksiyon gösteriyorsunuz dedi. Heyecanım yeniden kazandım dedi. Evet. Ülkede ve Adana'da bu da son derece önemli. Hem Montella için hem de kulüp için diye düşünüyorum. Ülke tanıtımı için, ülke futbolu için de önemli. Yani neticede Montella'nın hakikaten her hareketi İtalyan basınında haber oluyor. Haber oluyor tabii. Ön libero'da siz sevgili futbol severler Belhanda'yı Raşit Altun %24 ile görmek istiyor taraftarlar ve Castro. Yani enteresan. Belhanda'nın tabii. Da çok mevkisidir ama. Yani demek ki Demirsporlar böyle takdir etmiş. 10 numara pozisyonunda ise Vargas var %24 ile. Tamam, bu evet, çok yani, doğal. Evet, çok doğal. Sağ kanatta da Yunus da tabii kiralık alıyor. Kiralık şeyden, Galatasaray'dan kiralık. O da etkili oynuyor. PSV maçında Galatasaray'ın 5-1 mağlup olduğu PSV maçında oynamıştı galiba. Son yarım saat yani, oyuna girmişti hatırlıyorum Yunus. Yani Adana'da iyi oynuyor Demirspor'da. Vargas da hakikaten çok yetenekli bir oyuncu. Vargas hem sol kanat hem de 10 numara pozisyonunda taraftarlar tarafından beğenilip orada oynanması isteniyor. İstanbul'un da %14 aldığını hatırlatalım. 10 numara mevkiinde ve işte Adana Demirspor'un forveti ekranlara geliyor. %81 Mario Balotelli diyor. Ya tabii şimdi Raşit Altun. Mario Balotelli tabii çok çok özel bir oyuncu. Hakikaten bir yani her hareketiyle ya yıldız bir oyuncu. Gerçekçi olalım. Ama orada Asambolongar'ın da ben biraz daha oy alabileceğini düşünüyordum açıkçası. Yani Balotelli benim... taraftarla farklı bir bağ da kurdu. Yani o yüzden evet. De taraftarlar şu anda... Yani mesela Vargas evet Vargas için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama tabii Balotelli hakikaten çok özel bir isim. Yani Vargas da mesela kiralık bir oyuncu İspanyol'dan ama hakikaten çok etkili oldu. Balotelli tabii kiralık değil ve hakikaten şey uyuştu yani Adana'yla Balotelli'nin kimyası uyuştu. Hatta o da iddialı açıklamalar geçen yapmış. Milli takıma tekrar döneceğim diyor gol kralı olup. Yani hala Balotelli 30 yaşında bir oyuncu. Hani artık futbol yaşı da uzadığına göre yani tabii bilemiyoruz. Yani çok kolay değil İtalya milli takımında oynamak ama en azından bir hedefi var.
Hatta yine Montella ile galiba. Montella da verdiği röportajda Balotelli oynamak istiyor demişti. Milli takımı hala kovalayacak, peşini bırakmayacak demişti. Aa, kardeşinin Menemen Spor'da yanılmıyorsam kardeşi. Orada, fotoğraf galiba sen orada, de sosyal medyada şey gördün. Evet. Orada ziyarete gitmiş kardeşini. Orada bir söylemiş bunu Balotelli. Ya, olabilir tabii. Çok özel bir oyuncu Mario Balotelli. Yani kafayı sahaya verdiği zaman, kendini futbola verdiği zaman çok durdurulması zor bir oyuncu. Çok yetenekli, kuvvetli. Zaten İtalya milli takımının santraforu. Yani oynadığı takımlar ortada. Ya ortada ya. Peki. Bu mücadeleyi de konuştuk. Sizlerden gelen oylar sonucunda değerlendirdik değerli izleyenler. Şey, Demirspor'un şöyle bir, yani futbolda tabii şey yok. Ben hani fikstür avantajı, dezavantajını yanmıyorum ama hani hem Sivas sonra da Başakşehir deplasmanına geliyor. İki zor deplasman üst üste. Evet. İkisi de zor takım yani şimdi. Tabii. Başakşehir'de Başakşehir'den aynı şekilde. Evet. Sivas'ta aynı şekilde. Kolay maçlar olmayacak. Olmayacaktır yani. Ortada değerli izleyenler. Bu yorumla birlikte bir diğer mücadeleyi sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe dün UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'le karşı karşıya gelmişti ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış Vitor Pereira'nın takımı Fenerbahçe. Süper Lig'de ise bu hafta Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve siz sevgili taraftarların da yine 3-4-3 dizilimini olan hem Pereira'ya olan bağlılık hem de 3-4-3 olan bağlılık da taraftarlarda giderek artıyor. %33 3-4-3 taraftarlarında. İyi gidiyor. Bu taktiği onayladığını yani söylemek mümkün değil mi? İşler, yani ligde en azından iyi gidiyor. Trabzon deplasmanına kadar. Orada Fenerbahçe en azından puanla dönebilirdi. Tabii. Hani taktiksel olarak yani hocanın oynattığı oyun Avrupa Kupası maçını hani ayrı tutuyorum. İyi bir oyun vardı sahada. Güçlü bir oyunu vardı Fenerbahçe'nin. Üçlü savunmayı da hakikaten iyi oynuyor. Üç tane zaten. Hatta 4 tane, 5 tane hatta üst düzey stoperi var. Novak'a da sol stoper, sağ stoper oynattığı için söylüyorum. Bu oyuncuların hepsi ligdeki her takımla çok rahatlıkla oynayabilir. Ve Fenerbahçe'nin kalecisi ekranlara geliyor değerli izleyenler. %32 oy alan Berke ve %65 oy alan Altay Bayındır'ın da yine oylamada bulunduğumuz süre içerisinde Altay Bayındır'ın oyların büyük çoğunluğunu aldığını sizlerle ama paylaşalım. Ama açıklanan kararlarla birlikte, PFDK kararlarıyla birlikte Altay Bayındır'ın da mücadele cezalı olduğunu ama şöyle söyleyeyim. Tabii Altay %98, %90'ın üzerinde alıyordu hep. %65 oy da değil mi? Trabzon maçındaki, Trabzonspor karşısındaki taraftarın bir reaksiyonu olmuş yani. Fırsatı. Bir de aynı golü biliyorsun. Geçen sene Maksim'den çok benzerini, aynı gol derken çok benzerini yemişti. Taraftar da o maçta Pelkas galiba bagajda yani. Hatta barajda. Yani taraftar da Fenerbahçeliler de notunu uyarmıştı Pelkas. Sonrasında ayağa kalkmıştı galiba Pelkas ve o pozisyonu notunu kırmış yani Altay'ın sevgili Fenerbahçeliler de. Üçlü stoper. Değerli izleyenler, Fenerbahçe taraftarları. Yani şu da var, çok özür dilerim. Lafını kestim Cihan. Ya tabii Berke için de çok büyük bir fırsat. Kendi sahanızda evet. Oynuyorsunuz. Kadıköy'de oynuyorsunuz. Neticede amir takım kalecisi önünüzdeki Altay Bayındır ama sonuçta bir fırsat bu da. Altay için nasıl şanssızlıksa oynayamaması cezalı. Berke için de çok büyük bir fırsat. Fenerbahçe'nin malum kaleci geleneği, yerli kaleci geleneği. Belki bir tane daha yıldız kalecisi daha olacak. Fenerbahçe'nin evet. Çok potansiyelli bir oyuncu Berke. Çok büyük beklentiler olan bir oyuncuydu. Oyuncu hala öyle tabii Berke. Bakalım, izleyip göreceğiz. Berke'nin de performansı merak ediliyor Fenerbahçe'de. İşte üçlü stoper hattı %29. Tisserand, Serdar Aziz %18 ve Atilla Zala %34 oy alıyor. Yani burada tek şeyim benim Serdar'la Tisserand. Yani Tisserand ortada, Serdar sağda da olabilir. Ama tabii böyle de olabilir. Yani üçü de çok üst düzey stoper. Yani kim tabii ki özel cezalı, bir ama cezalı ama. Cezalısı olduğunu söylüyor. Ama pekala burada tabii. Serdar da en son amir takım kampında, amir takımımız oyuncu havuzundaki çok deneyimli bir oyuncu. Fenerbahçe'de orta saha ikilisi ekranlarınıza gelecek %23. Sosa geçtiğimiz hafta da yine Sosa ile Mesut Özil'i taraftarlar beraber yine sanal direktörde görmek istediklerini belirtmişlerdi. Gelen oylar bu şekildeydi. Bugün de yine Gustavo %32 ile Sosa ile beraber orta sahada yer alıyor değerli izleyenler. Crespo %14, Zaitz da %12 oy aldı yani Fenerbahçe'de orta saha için. Tabii çok doğal, çok üst düzey.
iki oyuncu. Yani Bayern Münih'te oynamış iki tane oyuncudan bahsediyoruz ama tabii ben bilmiyorum, Mert Hakan'ın birazcık daha fazla oy alabileceğini düşünüyorum ama tabii takdir sevgili Fenerbahçelilerin. Bence Crespo da Trabzon'da ben iyi oynadığını düşünüyorum. İrfan Can eğer sakat olmasaydı, İrfan Can da herhalde bu ikiliden en azından yani orta saha için tabii en ideal ikililerden olabilirdi. İrfan Can Sosa olarak ya da İrfan Can Gustavo olarak Sosa yedik diyebilirdi belki de taraftarlarda ama İrfan Can'ın da yine sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyeceğini söyleyelim ve devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, Fenerbahçe'de peki sağ kanatta hangi isim öne çıkıyor? Nazım Sangare %48 ile değerli izleyenler. O sayı Samuel'in de cezalı olduğunu söyleyelim yine açıklanan kararlarla birlikte. O ama sayı geçmiş Samuel'de zaten Sangare %48 ile 2 puan önünde yer alıyor. O sayı Samuel %46 aldı. Zaten Nazım geçmiş yani. O da amil takım seviyesinde bir oyuncu. Yani son çağrılmadı ama. Evet. Her zaman çağrılmıyor belki ama sonuçta amil takımımızın oyuncusu Nazım. Sol kanatta ise Ferdi Kadıoğlu var %65 ki şu ana kadar tüm Fenerbahçe 11'in en yüksek oy alan isminde Ferdi olduğunu söyleyelim ama tabii burada Muhammed'in de birdenbire bu kadar %6 alması o da enteresan. Açıkçası ben Burak Kapacağan'ın da performansını merak ediyorum ya. Geçen sezon yani birinci ligin yıldızıydı. Açıklamada Burak Kapacak hakkında bir soru sorulmuştu. O da hani Burak mental olarak henüz hazır değil demişti. Yani oynamaya. Bilemiyoruz tabii. Belki hoca saklıyor belki ben, de. Ben atmak istemiyor belki taraftar. Ben hocayı başarılı buluyorum Pereira'yı. Ben hoca da en iyisini, en doğrusunu bilir diye düşünüyorum. Ben de merak ediyorum ama sadece. Yani geçen sene birinci ligin yıldızıydı. Bizim birinci ligimizde hani Zeki Çelik işte Lille gitti birincilikten. Çağlar Freiburg'a gitti oradan. Leicester yani oynuyor. Oynayabiliyor yani. Zor bir lig birincilikte. Hani bir inşallah seyrederiz. Devam ediyoruz. Değerli izleyenler 3-4-3 diziliminde Mesut Özil ile beraber yine Sosa'yı taraftar görmek istiyor. Biraz yumuşak bir 11 olarak. Ama şimdi yani Mesut'u da bilmiyorum kesebilir misin? Ben kesmem şahsen yani. Solda da Rosti. Yani tabii şu var burada. Ortada evet. Yani ortada Ener Valencia yapmış. Zaten hani geldiğinden beri en etkili ismi Fenerbahçe'nin. Geçen sezondan beri Ener Valencia. Yani biraz da Pelkas'ın gözden düşmesi enteresan. Bir de tabii yani iki tane santrafor aldı. Berisha, Serdar Dursun. Onlardan yani tabii Serdar bir sakatlık geçirdi ama en azından bugüne kadar yine istediği verimi alamadı Fenerbahçe. Rossi'nin performansını beğeniyor musun? Trabzonspor'a karşı golü de vardı. Ve oynadığı süre içinde gayet etkiliydi. Kapalı savunmalarda değil mi? Önü açık alan bulduğu zaman çok çok etkili bir oyuncu tabii. Tekniği de yüksek. Çabuk. Evet senin de söylediğin gibi ama biraz böyle hani baktığın zaman Gustavo, en azından Ferdi, tüm kadroya baktığın zaman Rossi, Mesut, Valencia, Sosa, Mesut evet. Yani burada bileklerine hakim bir 11 evet, ama tabii. Açıdan topa değemezsiniz belki. Takımla evet belki topa değemezsin top Fenerbahçe'nin ayağına geçtiği zaman ama hani burada amiyane tabiri ısıran bir stoperler araç bir Gustavo var. Hadi bir de Nazım'ı koyalım. Biraz yumuşak bir şey takım seçmiş. Yani çok teknik bir takım seçmiş Fenerbahçe taraftan. Fenerbahçe'yi konuştuk. Aytemiz Alanya Konya deplasmanına gidiyor Fenerbahçe'de haftaya. Haftaya önümüzdeki Konya hafta Konya Spor tabii liginde değil mi? En performansı yükselişçi takımlarından biri Konya Spor. İlhan Palut'un takımı bakalım o mücadele nasıl seyredecek? Aytemiz Alanya Spor'da siz sevgili futbol severler hem 4-1-4-1 %29, 4-2-3-1'in de %28 oy aldığını hatırlatalım. 1 puanlık bir farkla değerli izleyenler 4-1-4-1 dizilimiyle ekranlara gelecek. Aytemiz Alanya Spor'da önce her zaman olduğu gibi Marafona kalede ama yani her zaman yakın. Olduğu gibi değil tabii yani. Serkan Kırıntılı oynuyor. Ben her zaman olduğu gibi kaleyle pardon. Başlayacağız tamam, gibi tamam. Cümleye girecek. Yani aslan gibi de oynuyor biraz ayı yani biraz bence haksızlık olmuş Serkan Kırıntılı'ya. Onu söyleyecektim. Yani geçtiğimiz hafta da yine yani. Konuşuyorduk. Aytemiz Alanya Spor 11'in acaba yerli hatta sıkıntısı geçtiğimiz yok. Hafta Bülent onu söyleyecektim. Yine programda skorda konuşuyorduk. Yerli sıkıntısı değil mi? Bu tercih yani. Bülent Hoca'nın tercihiydi Serkan Kale'de olması. Geldiğinden beri ve geldiğinden beri hoca tercihiydi. Bence kesinlikle de çok doğru bir tercih vermiş. Yapmış Bülent Korkmaz. Hakikaten müthiş oynuyor ama Alanyalıları ikna edememiş demek Serkan Kırıntılı. 150. Alanya sporları. Birkaç puan önünde Serkan Kırıntılı'nın Marafona
stoper ikilisi ekranlara geliyor. Avazian ve evet. Milinović. İyi bir stoper ikilisi var. Alanyaspor. Devam ediyoruz. Sağ bekte. Ligin en iyilerinden biri. İyilerinden katılıyorum. Juan Fran. Solda da Borja da yine aynı şekilde. Evet. O da zaten yanılmıyorsam Sporting. Lisbon. Evet. Kiralık. Yakalıyor. Alanyaspor yakalıyor sürekli. İyi oyuncuyu buluyor, yakalıyor. Dörtlü stoperi gördük. Önlerinde hangi isimler var? 4-1-4-1 demiştik. Fatih Aksoy %14'le. Hemen bu dörtlünün yani önünde yer yani alıyor. Kişi, Fatih Aksoy'un da yine stoper içinde %20 oy aldığını söyleyelim. Evet, 6 kişiyle şey yapmış ama. Yarışmış. Umut'un performansı çok çok iyi. Evet. Alanyaspor'da hakikaten müthiş oynuyor. Emre Akbaba Galatasaray'dan... Kendini buldu sanki. Buldu kesinlikle. Ama şu var işte... Emre Akbaba'da. Can yani tabii büyük takımda oynamak arasında küçük takım değil tabii Alanyaspor ama büyük takımın baskısı çok daha farklı. %100. Çok çabuk hemen kendini... Emre Akbaba'nın duygusal bir isim zaten. Duygusal. Bence biraz o yüzden etkilenebiliyor. Zaten. Etkilendi zaten. Bence biraz o yüzden. Değil mi? Biraz etkilendiğini düşünüyorum ben de. Devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Aytemiz Alanyaspor'un 11'ini paylaşmaya. Efecan %72, Kandeyaş %24'te Efecan Karaca yedekliyor. Ki Aytemiz Alanyaspor'da 6-3'lük flash galibiyette geçtiğimiz hafta Kayserispor'a karşı. Daha da çok gol olabilirdi. Olabilirdi. 6-3'lük Davidson da çok özel bir oyuncu. İki de golü vardı. Tabii iki golü vardı. Tabii. Yani burada tabii ben Umut Güneş'in performansı bence çok 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 önemli. Yakalıyor. Stuttgart altyapısından almış. Direkt oynayan yerli oyuncu. Hiçbir sıkıntı yok. Önde 4 tane var. Zaten hani Alanyalılar seçmemiş ama kaleci Serkan Kırıntılı da var. Ligde belki de en fazla Türk oyuncuyla oynayan takım olabilir yani Alanyaspor. Ya da takımlardan biri. Ve forvet attı ekranlara. Geliyor. Gidiyor diyor. %61 ile Aytemiz. Alanyaspor Davidson %39 ile yedekliyor. Yani ancak Babakar'ın da evet. Sakat olduğunu hatırlatmakta evet, fayda var. Aytemiz şey Alanyaspor'da. Yani bu Alanyaspor'da şey olunca kadrosu hakikaten ön taraf yani Efecan, Emre şimdi 4-1-4-1 ama biraz Umut 4-2-3-1 gibi oynuyor Alanyaspor. Yani solda sağda Efecan, solda Davidson, Emre hakikaten inanılmaz bir hücum hattı var. Evet. Yani her atak tehlike yaratıyor. Yani Kadıköy'de hakikaten çok keyifli bir maç. Bizi futbol severlerini biz yani bekledim. Öyle düşünüyorum ben de. Zaten evet. Hani burada tabii biraz Serkan'a ayıp olmuş sanki. Serkan Kırıntı hakikaten müthiş oynuyor yani 6-7 maçtır. 6 maçtır yanılmıyorsam. Bu yorumlarla birlikte sizlerden kısa bir izin istiyoruz değerli izleyenler. Ara sonrasında derbi konuşacağız. Beşiktaş Galatasaray derbisini masaya yatıracağız ama önce kısa bir ara. Sanal Direktör'e kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Sanal Direktör'de derbi konuşacağız. Bu dakikalarda Süper Lig'de yeni haftaya 17'şer puanla aynı puanla giren iki takım Beşiktaş'ta Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Peki dev derbiye sizlerden yansıyanlar neler? Sizlerden gelen oylarla birlikte önce ev sahibi Beşiktaş'la birlikte başlıyoruz. Ersin %78 ile 4-1-4-1 oyluyor Beşiktaş taraftarı %38 ile. Sergen Yalçın geldiğinden beri 4-1-4-1 oynuyor. Hoca 4-1-4-1'den vazgeçmiyor ama 4-1-4-1 derken o sanki biraz değişmeli gibi. Tam bir 4-1-4-1 yani. Değildi. Zaman zaman sahi içerisinde Atiba Josef varken, Atiba. Ama yani yine de 4-1-4-1 oynuyor. Atiba da çok ileriye gidiyor. Yani 8 numara oynuyor. Taraftar da Beşiktaşlar da bu dizişten vazgeçmiyor. Stoper hattında kimler var? Vida %40,
derbide ve Montero. Enteresan burada 30. Wellington yerine Montero. Ben doğru söyleyecektim. Evet. Wellington yerine Montero olması. Hoca tabii Wellington'u tercih ediyor. Bu da beni şaşırtan bir seçimde. Onu izleyip göreceğiz tabii. Yani Beşiktaş'ta tek sıkıntı. Trabzonspor'u da aynı şekilde yerli sınırı. Yani tabii yerli sınır hep konuşuyoruz zaten. İkimiz de hani karşıyız. Ama böyle bir durum, böyle bir kural var. İşte buradaki yani Beşiktaş'ta yabancıların kim olacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Burada tabii Montero şey sürpriz oldu hani oylamada. Yerli kimi oynatacak hoca? Evet. Yani mesela muhtemelen sol bek Rıdvan olacak. Oylamada kim çıktı? İstersen buyurun bakalım. Madem ki konu sordum oraya geldi. Hep sen söyledin, bu sefer ben sordum. Sevgili izleyenler, bekler ekranlara geliyor. Rose %85, Rıdvan %69. Dediğin gibi yani. Sakalı da tabii. Sol bek mevki için önemli bir alternatif. Yani tabii önemli elinde. Bir alternatif ama tabii ofansif olarak yetenekleri sınırlı bir oyuncu. En sakala. Evet. Rıdvan da amili takımımızın oyuncusu. Artık bilemiyorum. Tabii ki hocanın tercihine saygı göstermekle birlikte ben amili takımda da Beşiktaş'ta da hani Rıdvan olmalı diyorum ama tabii yani biz bilemiyoruz antrenmanı vesaire. Oyuncu, hoca daha iyi biliyor tabii. Tercihini yapıyor hoca. Sevgili Beşiktaşlılar da Rıdvan'ı tercih etmiş. Bence ben olsam ben de Rıdvan'ı yazarım oraya. Peki. 4-1-4-1'in orta sahası ekranlara geliyor. Joseph %30. Çok daha ligin en iyi oyuncularından biri. Hatta oy sanki aldığı oy bakımından %32'de biraz. Çok kişiyle orada ama şeye giriyor da o yüzden oylamaya giriyor. Yani ligin en iyi defansif orta saha oyuncusu olduğunu ya da 1-2 oyuncusundan biri olduğunu söyleyebilirsin. Ekranlara geliyor. Joseph'in önünde kimleri görmek istiyor? Taraftarlar yani %26'yı Teixeira ve %31 ile Pjanić yer yani alıyor. Raşit Altın yorumlamak ister misin? Yani. Çok. Yani Pjanić'i yorumlamıyoruz. Teixeira da yorumlamayız. Çok normal yani. Tabii çok üst düzey oyunculardan evet. Bahsediyorum. Devam ediyoruz sağ kanatta. Burada dördüncü oyun, şey, üçüncü oyuncu kim? Ben onu merak ediyorum. Gezal zaten. Bu da çok normal. Evet. Solda kim? O kanatta ise Larin var. Beni çok da şaşırtmadı Larin'in de varlığı. Güven mi sen daha çok? Tamam, güvenden bir atak bekliyor muydu o yüzden? Beni de şaşırtmadı ama sonuçta 3 tane yerli oynatmak zorundasınız. Şu anda 2 yerli oyuncunuz var. Muhtemelen Batshuayi olduğuna göre santrafor. Evet. Şimdi burada soru şu olacak. Yani Larin'in yerine Güven Yalçın mı? Ya da kim? Hani 3. yerli oyuncu kim olacak? Evet. Belki hani Razi'ye çok formda değil. Belki orada Necip mi? Yani bir yerli daha takıma monte etmek zorunda Sergen Yalçın. %100. Bir bakalım santrafor herhalde. Peki santraforda herhangi bir sürpriz ya da sürpriz olma ihtimali var mı? Tabii ki. Yok %83'te. Yani şimdi burada Larin'in bence Larin'in yerine Güven Yalçın ya da Kenan olacak. Evet. Tercih edecek hoca birini. Yani bir ihtimalde düşük olmakla birlikte Rozier'in yerine Necip diye dün Gürler Akgün sevgili arkadaşımız Beşiktaş muhabiri o sanki öyle bir şey yayında böyle bir şey duydum ben sanki ondan. Hani olabilir. Yani Necip hoca en azından belki deniyordur bunu. Yani belki ya Gürler duymuştur bir yerden yani sonuçta Beşiktaş muhabirimiz. Olabilir de hani yani sonuçta ön taraftarlarını kullanıp yine sağ bekten yere kolu ya da dediğim gibi öbür tarafta şeyi kullanacak. Güven Yalçın ya da Kenan'ı yani tabii sevgili Beşiktaşlar böyle oylamış. Peki, ama. Peki Teixeira Pjanić'i bozar mı hoca? Ben de o konuda emin değilim. Ben çok bozacağını düşünmüyorum. Olabilir tabii yani. Belki tabii de iki oyuncudan birini yani alternatif olarak da bekletebilir mi Sergen? Olabilir hocam. Tabii ama hani bilemiyoruz. Çok fazla ihtimal vermiyoruz. Ben oradan ziyade yerli oyuncu kimi oynatacağın konusunda hani üçüncü yerli kim olacak? Herhalde bunu düşünüyordur. Sergen Yalçın da hoca da. Beşiktaş'ı konuştuk sizlerden gelen oylarla birlikte. Değerlendirdik. Peki Galatasaray. Değerli izleyenler Galatasaray'da yine siz sevgili futbol severlerin %35'i 4-2-3-1'i oyladı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in. Ama Galatasaray 4-1-4-1 gibi oynatıyor. Gibi oynuyor. Evet, doğru söyleyecektim. Burada biraz hani neticede Vodafone Park'a gidiyorsunuz. Ezeli rakibimiz deplasmanda. Hani biraz daha temkinli bir şey sistemi tercih. Yani çift önlü böreği tercih etmiş. Galatasaray'da. Yine %95 Galatasaray 11'inde. Evet, Mustafa'nın da yani sezona iyi başlamamıştı ama hani form grafiği yükseliyor tabii.
Stoper hattı ekranlara geliyor. Stoper hattında da yine Nelson'la birlikte Marka yer alıyor. %37 Nelson, %38 Marka. Sağ kanat, sağ bek pozisyonunda yine %66 Yedlin. Ama şunu söyleyeyim, bu oyunda oynama ihtimali var. Hani taşa boyayında sakatlığı atlatıp. Ama hani çünkü daha... Bir futbol klişesi maç saatinde belli olacak. Ekibi olacak evet. Boyayında durumu. Durumu. Sol bekte de yine %85 Van Aanholt bekliyor muydun yoksa Ömer en azından yani biraz zorlar mıydı? Tabii ki Van Aanholt'u bekliyordum ama büyük. Biraz daha oy alabileceğini düşünüyorum Ömer'in. Biraz Van Aanholt da hani çok bireysel hata yapıyor diye düşünüyorum ben en azından. Devam ediyoruz orta alanda Galatasaray'da. Değerli izleyenler, Çikal Dağ %28 ve Berkan Kutlu %19'la birlikte orta alanda var. Asun Çağ'ı da %3 almış yani. Enteresan. Enteresan zaten bence çok almış yani. Normal %3 alması yani. Taraftarlar maç sonu geçtiğimiz hafta çok fazla zaten bir eleştiri oldu ama gelen genel eleştiriler Asun Çağ'ın fizik durumuyla alakalıydı. Yani O15, sahada O15, O16, O17 oyuncusu şeyinde. Tabii yetenek görünümünde var. Görünümünde belki. Evet yani fiziksel. Evet. Yani 2010'lu aslında çok genç de değil. Yani bizim yani 2010'lu genç değil tabii biz bunu konuşuyoruz ama 2000 artık tabii ki genç insan hayatına göre ama yani 2003'te 2004'te oyuncular oynuyor Avrupa'da. En üst düzey takımlarda. Devam ediyoruz. 10 numara mevkiinde bakalım yine Morutan %17 ile yer alıyor. Yalnız burada tabii yine sevgili Ata yabancı oyuncuya torpil geçmiş. Tayland'da %17. Onu da koyabilirmiş yani o pozisyon için. Ata editörümüz. Evet. Evet buyurun. Yine Morutan'da yani mesela hem de iki yerde birden yani evet. Ama Galatasaray'ın şu anda tek yabancı oyuncusu var. Yani şu 8 kişiden. Tek bir ihtimal var daha doğrusu. Hayır yani demek ki bu 8 kişiden bir tek Berkan Türk. Berkan Kutlu. Evet. Kalan 11 için de yani kalan oyuncular evet. için de yine 8+3 dizilimine bakalım. Bakalım taraftarlar buyurun. Ne gibi bir nasıl çözecekler seçim yaptı? Tamam, nasıl çözecekler? Kerem evet. mi %72? Evet. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Ve Mustafa Muhammed %47 oyla birlikte Galatasaray'ın 11'inde Cagney'in %26 aldığını paylaşayım. Yine Halil'in de %23 ile 3. sırada olduğunu paylaşalım. Beşiktaşlılar da Galatasaraylılar da iki yerli oyuncu seçmişler. En azından Galatasaray'da Halil Dervişoğlu elinde. İhtimali var. İhtimali var. Beşiktaş'ta da var canım ama tabii Galatasaray'da şey var tabii. Ama Halil yani Halil Mustafa evet. Muhammed gibi Batu Şahit ekleyebilecek Emre Kılınç var. Emre Kılınç var. Yani Beşiktaş'ta da var ama o burada mevzu şeyin tercih etmemesi. Hocanın. Taraftarların tercih etmemesi oylamada. Yani hep seninle de konuşuyoruz. Ben de yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani yabancı kısıtlaması getirilse bile mesela şöyle yapılamaz mıydı? Hani ben bunu daha önce de seninle de konuştuk ama mesela 14 yabancı var ya her sene bir tane düşseydi. 13 yabancı, 12 yabancı, 11 yabancı istediğin kadar oynat. En azından hani elindeki oyuncular, kontratlar vesaire onu çözerdi kulüpler. Neyse artık bu kural uygulanacak ama taraftarlar uygulamıyor. Uygulamak istemiyor daha doğrusu. Galatasaray'ın 11'i böyleydi değerli izleyenler. Raşit Altun'dan bir de programımızın son bölümünde bir derbi yorum, bir derbi tahmini evet. almak isteriz Raşit Altun. O zaman yine bir derbi tahmini. Evet, tahmini yapalım. Çok klişe olacak ama derbinin tabii favorisi olmaz. Ama ben çok teşekkürler Raşit Altun. Beşiktaş'ı bir adım önde geliyorum tabii. Kendi saha seyirci avantajıyla. Çok deneyimli bir takım ama tabii futbol her skora açık. %51 Beşiktaş diye düşünüyorum. %51 Beşiktaş. Kazanı yani sonuçta öbür diğeri de %49 yani çok yüksek bir oran. Yani beraberlik ya da bir adım önde görüyorsun. Sonuçta açık ama sonra kendi saha ve seyirci avantajı olduğu için. Peki. İzleyip göreceğiz. Keyifli bir derbi olsun. İnşallah hakem konuşmayız. Güzel bir maç izleyelim. Ve sevgili izleyenler bu yorumlarla birlikte de bizler sizlerden izin istiyoruz. Sanal direktörü bu hafta da noktalıyoruz. Raşit Altun çok teşekkürler. Ağzına sağlık bir kez daha. Ben teşekkür ederim canım. Bu yorumlarla da beraber sanal direktörü noktalıyoruz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.